Meme enfeksiyonları, meme hastalıkları içerisinde kanser demediğimiz, iyi huylu dediğimiz ama yine tedavi gerektiren önemli bir bölümü teşkil ediyor. Bu enfeksiyonlar non-spesifik dediğimiz, sıradan mikropların yol açtığı, antibiyotikle, gerekirse ufak bir cerrahi müdahaleyle geçen tipte olabileceği gibi özel, spesifik dediğimiz bir enfeksiyon etkeni de söz konusu olabilir. Nedir? Tüberküloz, işte mantar, aktinomikoz dediğimiz bazı hastalıklar. Onlarda da özel tedaviler gerektirmektedir. Burada önemli olan, sık sık başka konularda da ifade ettiğim gibi, bir kişide hem meme enfeksiyonu olup hem de kanser de olabilir. Burada da kanseri atlamamak, onun için muayene ve radyolojik tetkikleri uygun şekilde yapmak büyük önem arz etmektedir. Bir başka konu da bazen geçmeyen enfeksiyon oluyor. Geçiyor, bir süre sonra tekrarlıyor. Geçiyor, bir süre sonra tekrarlıyor. Burada ya kronik bir enfeksiyona bağlı oradaki dokunun yapısının bozulması söz konusu olabiliyor. Oraya bir cerrahi müdahaleyle o bölgeyi almak gerekir kalıcı bir iyileşmeyi sağlamak için. Ya da bunu tetikleyen başka bir tümöral hadise de olabilir. O bakımdan memede enfeksiyonlara önce bir genel olarak yaklaşırken gereğinde özel enfeksiyon olmasın diye de düşünmek, gereğinde bir kanseri atlamayalım diye de düşünmek önem arz etmektedir.